Arkadaşlar merhaba, sizlere güzel bir model anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Polyester ip kullanıyorum. Sihirli halka yapıyorum. İçine 5 tane zürafa yapıyorum. Kısa ipimden çekerek sihirli halkamı kapatıyorum. İlk zürafama düğüm atarak devam ediyorum arkadaşlar zürafa yapmaya. Son zürafama da düğüm atarak sıramı tamamlıyorum. Kısa ipimden çekerek bu şekilde çanak şeklinde almasını sağlıyorum. Ve devam ediyorum zürafa yapmaya. Üç sıra boru çalışacağım. Üç sıra çalıştıktan sonra yandaki zürafaya sıfırlayıp ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yapraklarımı çalışacağım. Zürafanın içine ipliğimi sabitledim arkadaşlar. Düğümümü attım yani. Bunun içine 3 tane zürafa yapıyorum. Geri alıyorum ipimi. Ortadaki zürafama batıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar bir zürafa yaparak artırma yapıyorum arkadaşlar. Yandaki zürafama bu şekilde bir zürafa yaparak 3 sayısını koruyorum. Geri alıyorum ipimi. Tekrar ortadaki zürafama batıyorum. Bakın böyle. Aynı zürafanın içine tekrar bir zürafa yaparak artırmamı yapıyorum. Yandaki zürafaya düğüm atarak 3 sayımı koruyorum. İlk sıramla birlikte 6 sıra çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi geri alıyorum ipimi. Bu sırada sayımı 2'ye düşürüyorum. Bakın böyle ve ipimi kesiyorum. Bakın ikinci yaprağımı da yaptım. Boruda 5 zürafa vardı. 5 yaprak çalışacağım arkadaşlar. Üçüncü yaprağım. Dördüncü yaprağım. Beşinci yaprağımı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın böyle 2 zürafa bırakmıştım. Oraya diğer bir rengimi sabitliyorum. Bakın böyle. Şimdi sayımı 1'e düşürüyorum bu rengimde. Diğer zürafama batarak sayımı 1 yaptım. Sayım 1 olduktan sonra arkadaşlar diğer yaprağımın zürafasının içinden iğnemi geçirerek bakın
düğüm atıyorum ama aralık bırakmıyorum, sıfırlıyorum. Böyle. Tekrar bu yaprağımı da sayısını 1'e düşürüyorum. Bir zürafa büyüklüğünde zürafa yapıyorum. Bakın böyle. Diğer yaprağıma. Aralık bırakmadan sıfırlıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yaprağımın zürafasının içine iğnemi geçirerek iki yaprağımın arasını sıfırlıyorum. Şimdi arkadaşlar her yaprağımın üstünde bakın bir tane zürafa vardı. Bire düşürmüştüm. O birlerin içine pırpırlar yapacağım. İlk yaprağımın birle bitirdiğim zürafasının içine ilmeğimi bakın böyle sıfırlıyorum. Ve bunun içine 3 tane küçük küçük pırpır yapmaya çalışıyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra diğer yaprağımın üstündeki bir olan zürafaya bakın böyle sıfırlayarak atlayış yapıyorum. Onun içine de 3 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladıktan sonra ilk pırpır yaptığım yuvanın dibine sıfırlayarak ipimi kesiyorum. Ve modelim hazır arkadaşlar. Numara örgü şişimli tohumunu yapacağım. Sizler kalem ile de yapabilirsiniz. İpliğime iğnemi taktım arkadaşlar. Şimdi iğnemi tutuyorum şişime. Bu şekilde 6 defa sarıyorum. Ve ipime iğnemin başına sardım, doladım. Arkasından gelen iğnemin arkasından gelen ipi de sardım iğneme. Ve bu şekilde kapattım. Tekrar düğüm atarak sağlamlaştırıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu iki ipimi bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer bir rengimi bu şekilde sabitledim. Hepsine birlikte yapacağım arkadaşlar. Böyle. Beş tane pırpır çalışacağım. Ve tohumum hazır. Tohumumun her iki ipini de arkadaşlar iğneme taktım. Bakın böyle.
buradan iğnemi geçirerek kök kısmından çıkıyorum. Tohumdan ipini ayrı tutarak iplerimi bağlıyorum arkadaşlar. Kök kısmının ipini ayrı tutarak tohumların ipini kesiyorum. Ve burayı yakıyorum. Ve çiçeklerim hazır arkadaşlar. Bu şekilde kuyumcu kafesi yapıyorum. 4 tane boş zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir zürafa atlayıp ikinci zürafaya bu şekilde köprü yapıyorum. Tekrar geri alıyorum ipimi. Bu şekilde halkamın içine sıfırlıyorum düğüm atarak. Şimdi buraya pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğüm atıyorum. Bakın böyle. Ve bunun tepesine küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Tekrar yukarı. Bakın böyle. Tekrar bunun içine küçük bir pırpır yapıyorum. Bakın böyle. Tekrar yuvaya. Yaprağımı tamamlıyorum. Ve düğümümü atıyorum arkadaşlar. Şimdi bu halkanın içine küçük bir zürafa yapıyorum. Bakın böyle. Buraya çiçeğimi monte edeceğim. Ve tekrar bir alttaki zürafamı sıfırlıyorum. Ve devam ediyorum. Buraya da 4 tane zürafa çalışacağım. Şimdi 5. zürafamı yapıyorum. Bunun tepesine geri dönüyorum. Bir düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar yandaki zürafaya inerek düğümcü kafesi çalışacağım. Bu taraftakiler gibi. Elimin ipine iğnemi taktım arkadaşlar. Bakın burada bir tane zürafa bırakmıştık. Oradan iğnemi geçiriyorum. Bir modelimden geçiriyorum. Tekrar o yuvanın içinden sıkıştırıyorum. Tekrar modelimin içinden geçiriyorum. Ve aynı yuvanın içine bu şekilde düğüm atarak arkadaşlar ve
ipimi kesiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın.